Ülkemizde yaşanan gelişmelere dönelim hemen. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin soruşturma devam ediyor. Suriyeli kadın terörist 10 saatte başarılı bir operasyonla yakalanmıştı. Dün teröristin elinde bomba, adım adım terör eylemini gerçekleştireceği yere giderken kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Çok daha fazlası var, ayrıntılarına bakalım. Bu teröristi o bankta otururken gördüğümüz en net kayıt. Yanında kahverengi bir çanta var. Çantada da İstiklal'i kana bulayan bombanın olduğu düşünülüyor. İstiklal bombacısı terörist Ahlam El-Bashiri'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kameranın saati 15.17'yi gösteriyor. Yani saldırının bir saat öncesi. Görüntülerde 23 yaşındaki terörist tek başına. Elinde de bomba var. Kadın terörist saldırıyı gerçekleştireceği İstiklal Caddesi'ne işte buradan Taksim Meydanı'ndan giriş yaptı. Elinde bomba vardı. Zaten 3 gün öncesinde de yine buraya gelip keşif yapmıştı. Adım adım elindeki bombayla birlikte oraya saldırıyı gerçekleştireceği o noktaya doğru ilerlemeye başladı. Arapça, İngilizce değişik bir şey söylüyordu. Gül alıp gitti yani buradan. Kadın terörist caddede elinde bombayla gezerken mağazalara da girdi. Birinden saldırı emri mi bekledi bilinmiyor ama bir süre oyalandı. Kadın terörist saat 3.30 sularında işte o patlamanın gerçekleştiği yerde işte buradaki banka oturdu. Bir süre bankta oyalandı ve saatler 16.11'i gösterdiğinde yani yaklaşık 41 dakika sonra işte bombayı bu banka bırakıp buradan kalktı. Elinde kırmızı güller vardı. Hızlıca bombayı bıraktığı banktan uzaklaştı. Zaten dakikalar sonra da masum insanların canını alan o patlama yaşandı. Eli kanlı terörist de patlamayla birlikte işte böyle kaçmaya başladı. Kadın terörist patlamanın olduğu yere işte buradan Taksim Meydanı'ndan girmişti. Patlamayla birlikte yine aynı güzergahtan kaçmaya başladı. Onu getiren korsan taksi aradı ama korsan taksi kendisini alamayacağını söyleyince bu kez bir başka ticari taksiyle Esenler'e doğru yola çıktı. Kadın terörist 10 saatte sağ yakalandı. Saldırıda tek değildi. Yanında herkese kocam diye tanıttığı işbirlikçisi terörist de vardı. Bombayı hazırlayıp diğer kadın teröriste veren o erkek terörist taksiden hiç inmedi. Kadın olay yerine doğru hızla ilerlerken o anlaştığı insan kaçakçısıyla birlikte Edirne'nin yolunu tuttu. Şimdi polis o diğer erkek teröristin peşinde. 6 masum insanı hayattan koparan o terör saldırısı sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Yahudileri Hahambaşı İshak Haleva, Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nden Şnok Donikyan ve 35 ülkenin konsolosu patlamanın olduğu yerde İstiklal Bizim yürüyüşüne katıldı. Teröre karşı birlik mesajı verildi. Bu da son olur, bütün dünyada bu terör olayları son.